Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hepinize hayırlı bayramlar arkadaşlar. Tekrardan kurbanımızı kestik, geldik. Orada güzelce vaktimizi geçirdik. Dağıtacağım kadarını da dağıttım arkadaşlar. Şimdi doğramayacağım bu sene. Biraz dursun. Bir gün dolapta beklenecek diye hani söyleniyor ya. O yüzden doğramak istemiyorum. Sadece ayıracağım arkadaşlar. Hani sucuk yaptıracağımızı. Bir de doğrayacağım kadarını ayıracağım. Kalanı da hepsini buzdolabına koyacağım arkadaşlar. Sucuğu da yarın yaptıracağım. Şimdi kalabalık olur zaten. Yarın daha böyle seyrek olur. Şu şekilde ayırım. Ama bir yoruldum arkadaşlar. Vallahi otursam kalkamayacağım. O derecedeyim. Ketra sukasında bir kayra yapsam da isterim keşke. Ana yoruldu. Yine aynı yüzü parçalar. Koca ineğe. Şimdi nasıl sucuğa ekleyecek arkadaşlar. Şöyle kenarlarını alıyorum. Şu girmeyecek deri kısımlarını. Bu sene Gökhan yok. Her sene onunla yapıyorduk. Bu sene kaldık. Bu sene de bize kaldı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Allah can sağlığı versin. Gezmeye de yarın çıkılır zaten. Bayram ilk günü şimdi herkes etiyle, şeysiyle uğraşıyor. Kurbanıyla işte etiyle falan uğraşıyorlar. O yüzden belki bu videoda az olursa şeyi atabilirim size diğer videonun arkasına. Keserken de çektin mi? Yok. O şey olmuyor. Kurar ihlali ya. Keserken değil de orada parçalama işlemleri yaparken çektim biraz. Sonraki kurbanımızı iyi yağlaymış arkadaşlar. Yağlı oldu da bir yandan iyi oldu. Sucuğa falan katamıyorduk. Bu sene ben biraz da kavurma yapacağım. Bizim burada sızgıt diye geçer. Aslına göre hep mi öyle diyor tam olarak bilmiyorum da. Bu iç yağsıyla İç yağsını güzelce eritiyorum. Et de küçük küçük doğrayıp güzelce kavuruyorum arkadaşlar. Ondan sonra da annem tabağı kurdu. Şöyle bir tabağı. Buzdolabına kurdum. Ama şeyde kurdum böyle TikTok'ta falan görüyorum işte bazen böyle YouTube'da karşıma çıkıyor. Su içtiklerimiz bir şeyler var ya şöyle bir litrelik şey. O ağzını kesip ona koyuyorlar arkadaşlar. Buzdağı atıyorlar. Yiyecekleri zamanda hazır çıkarıp oradan kesip yiyorlar. Yemeklere katıyorlar. Allah izin verirse bu sene öyle yapacağım ben de. Geçen sene balıklara koydun değil miydi? O suyu, kemik suyu. Bu sene kemik suyunu da çok yaparım. Ben de söyledim mi arkadaşlara iyi bayramlar diye? Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi onu bitirip daha sonra lokma mı diyeceksin bana? O yüzden Arada bayramlar gelmiyor. Niye? Kustu gene Recep bana. Durmuyor. Ben de sıkıştırdım ya. Seni yıkayacağım deyince. Hayırlı bayramlar demeyeceğim diyor. Sen beni suya sokacakmışsın diyor. Kirli. Gireceğim tabii suya. Kavurur mu? Yer misiniz? Ha, gerçi sen sevmem. Yersen kavurur mu? Kavurdunuz mu sonra da? He, pişirdiler. Yersen şuraya ocak yakarım ben sana. Kuzular zaten et hiç sevmez arkadaşlar. Eline bile dokunmuyor. Her sene kurbandan geldik mi böyle oturuyorduk Gökhan'la. Kıyma yaptıracağım, kıyma, sucuk yaptıracağım, sucuk. Ondan sonra kuşbaşlıları da doğrayıp buzluğa atıyorduk. Hemen o anda daha bir de sıcağı sıcağı da bu sene yapmayacağım ben. Gerçekten biraz soğuması lazım. Dinlenince daha iyi oluyor et. Kıymayı da bunun içinden alırım. Yağlı kıyma olur. Sucuğu da bundan yaptırır. Şu etleri de doğrayıp
Kurudu mu sana biraz? Kem kurudun diyorum. Aslında kem kurudan yemeklere katarak yapraklarını. Baban aradı daimi. Berek aradı yine. Hı-hı. Recep konuştu. Baba annem gibi et şey kurban kesmeye gittiler diyor. Duymadım ki. Ben arayacaktım. Babam da işte dedi diye aramadıydım. İşte şimdi yemek molasına çıkmıştır. Arayalım. Geldim duramadım. Annem kandırdı beni. Yarın geleceğim. Aç dinlesin. Yarın yapayım. Annem de kimse yok. Geldi gidebildi. Şimdi o da gelir. Onun için de yoğurum. Gidince bana söyleyin de ben de gelirim diyordu. Aman ha. Arayın ben. Dur ara ben. Kim niye getirmedin? Sen çıkıyorum kırıldı rahat yerine. Sen çıkıyorsun hayırlı. Niye benim ne diyeyim? Bir sen 100 lirayı ben alırım. Canım. İyi demedim. Ne istiyorsun? Silvi çubuğu alacağım. Şunu da beni çekeceğim. Senin çubuğu. Annem uyardın. Evet. Bunu her gün uyarıyorum ben. Her gün. Anka kelimeler yapma bari diyorum. Kamera var ya. Ne dedi anne? Daha şu anda bir şey demedi. Canım ona güven olmaz. Yok yok. Çek çek çek. Babamı ya. Uzattı adam. Şu aralarını çekeceğim misin? Dur önce valla yapar ki. Arkadaşlar şey yaptım Ege'nin. Buyurun. Radyan sucuğu iyi olur de. He. Her sene burada yaptırıyor. Kuzu oluyor tabii. Gelin de dört dörtlük. Oraya nadı baharat üstüne alalım. Yemezsek. Zinet'in önünde bakmazsın. Anne, annem bonkörlü üstünde. Böyle maşallah atıyor abi. Yok, malzemeler üç katı attı dedikçe. Bak ha yoğurmadı. Annem atıyor abi de dur bak. Millet kramdan atıyor. Ama bir yoğurma ne mi? Bilir canım da. Yiyeceğiz, yoğuracağız arkadaşlar. Bir de keşke yoğurma makinesi alsanız da bir sevin. Var makine ama ne istin sunu? Ya bunlar niye? Azları yoğurmaz. Geçen börek yoğuruyorlar, yoğurmaz ziyneti makine. Evet, bana diyorlar ki güzel makine. Biz börekli hamurdur, elimizde yoğuruyor. Biliyor musun börekli hamurdur? Biz oldu da yoğurmuyor ziyneti. İnanmıyor millet, biliyor musun? İnanırlık da niye inanmıyor? Hadi değil, oluyor, senin değil. Anam diyorum yoğurmaz onu. Baba şunu mu bir öyle bir atık sana zaten. İrenler bunlar böreklik yoğuralım. Ya ziyneti kaldı mı gülüştüler. Ellerinde yoğurdular. Sağ ol. Şşşt Recep. Hayır ha? Su yazsa mı? Hayır. Şey. Yok böyle yoğurmuyor işte aynı Adana gibi. Devam bir iki çekti değil mi? Çekmedi daha bak. Yok yok. İki var ya. Onun tutuğu toprak gibi oluyor. Ama ben de onu seviyorum. Bunu yok, ben sevmiyorum. Ben de bunu seviyorum. Geçen sen bu saatte öğrenin. Bir kutu sen de çeksene. Ne olursun? Makine halleder. Toprak gibi oluyor. Ben biliyorum. Bıcık bıcık. Biliyorum ama ben iki senedir iki çektiriyor. Onun için boşluğu diye dedim. Kimse yokken çektirim diye. Bak hani tamar tamar geldim. Beni sevmiyor. Bak Zinet'i falan hiç seslemiyorum. Nasıl mahkum? Olsun. Ağzım da değil. Sanki kendim petmez. Keşke bu hissedir. Zinet'i hiç duymadım. Sıcak ya Hülya. Azıcık da öyle oluyor. Çiğiyor mu? Ne bir mi oğlum? Tevah abi şunu bir daha çek. Ağzım da kol olmuş. Olmaz. Sen çekirse benim de çekmiş. Vallahi ortada attık. Cıvık cıvık olmaz. Et cıvık. Onları attırır. Ya çektiren adam ziyneti yarın getirir. Valla o ne biliyor musun? O büyük et, kasaklara et makinesi var. Etlerini sen yağla. Biraz önce de böyleydi. Baba şey kasap makineleri var da ayrı var da sinirli. Onu bunu da bakalım. Sen mi yiyorsun? Recep dışarıya çıkma annem. Her sene nasıl yiyorsun? Sen iyi olur. Bak Zinet'in en azı yıkamış. Hiç iyi değil bununki. O yıkamış o. Yiyor. Şöyle bunu da yapıyoruz. Orma da sarılıyor. Orada bir şey yok. Yemez. Baban iyisin var. Annem de yıkamış. Tatlı. Eti yıkamış biri. Yemek yapalım. Memes yaparız. Bırak dedi. Ben senin yemeğe kalkmak istemiyorum. Eti kanmaz ki. Alçıkça yapıyorum ben alçık. Ya Tursun nene gelir et dağıtıyorum. Et getir. Et mi dağıtıyorsun getir. Et vereceğim sıra diye. Et dağıtıyor. Ya et istiyor ya et dağıtıyor. Ama çocukçunun evinde et mi istenir? Çocuk istenir Raziye'ne ne? Getirdik çekelim de yapalım. Arkadaşlar bu şekilde güzelce yoğuracağım, iyi bir özleştireceğim daha hiç vurmadım.
Bizim şeyler gelmedi. Bana benim de kameranın üstünde bir yanlış diyor. Hangi adam? Sen bana boş tutuyor. Gel, boş, boş. Az olur gördüm ama bayağı olur. Ne diyorsun? Mütübarem, mütübarem. Yok, yatağa girmeyin. Al tatına bir bak ki. Bilal koçunu sıyır. Sıyır açalım. Dur. Özlesin şöyle. Ben de tev aynan sağlığım. Niye çığlıkta sıçak etti ondan? Annemin aklına uydum geldim. Yarın bir olsun Mehmetlerine diyor. Bildir uyardın diyor pişman oldum. Yine geldim. Yarın ikiler nasıl? Ben her sene şey burada çarşıda gece yaktırıyordum ya herkes daha o zaman dolapta keşke bir yer getirdiniz. Ama kisiyletini kisiyet gibi. Baba ben bunun kötüsü böyle yarın doldursam ne olur? Dolabı koysam. Hadi kolay gelsin. Şimdi şey, biz zincir dolaba koyduk hep geriz, hep kültüre koyduk. Bu da benim de değil mi hata? Daha önceki neneninki de böyle etti, çok yoğurdu ya, güzelleşti. Ben de yoğurdum ya, dur sen. Açtığına bakın bir sürü. Açın olsun, bakın olsun. Acı olmasın. Acı olsun da az acı olsun. Pek de olmasın, yiyemezsin. Çok iyi. Kültüre bak. Ben yiyemezsin. Sana. Çocuk orada var ya, lanım altında bir tepkim görünüyor, nasıl gözlerimi ziynetti ya kız ya. Vallahi güneşe geldi de. Ben biraz Zeynep'in resmi çektim ya, hiç içim var. Mavi ya. Yok ya, kötü güzel oldu. Burada mosmor görünüyor, demek ki bu laylumda. Ziynet'i açmış mısın? Yok. Sen annenin çağırdın. Onunkinde yoğuruverim, hadi kimse yok. Teva abin oraya götür, onu bir çeksin kızım hadi. Tek yağlı olmuş sanki, ne Tuba? Gerçi yağsız da bir şeye yaramıyor ya. Arkadaşlar şöyle yoğurdum güzelce. Böyle yağlı oldum, hiç bezleme bile abi. Direkt koy. Şunu ama çek ben burada. Hep koy abi, hep koy sen. Bir şey olmaz. At sen, beri bezir. Direkt koy. Ha. Sevsin. Şansınızdan bugün hava da iyi ama serin. Pek de sıcak değil. Ya. Tamam. Neyse, çok az. Hangisi hızlı makineydi? Hızlı makineyi yoruyor. Neyi koyacağız ya? Dur kuvam git. Havan ablam bir ne zaman gelecek akşam? Onlar da düşebilmek ya, da gelirler birazdan. Onlar da kesildi ya. He, yani anca o zaman yazın. Recep buraya gel oğlum. Tırnaklarını kesmeseydin. Alakası yok. Yağ oldu ya, bile gitmedi. Yağlı da yine bu senin tırnaklarını büyüğü mahvederim. Küçük. Bağırsak geniş değil de gitmiyor. De honi dedi sen, bunların honisi. Büyük honiden değil. Bak sen. O biraz uzun. Aynı değil. Ne mi uzun mu? Zaten bu yavaş çekiyor. Şu daha hızlı bence. Makinenin bir yavaş bir hızlı. Az kalmış hadi. Kızım almayacak. Bağırs abi de tek tarafı kestik ya biz. Uzun olmuş. İkili kes bir de. Yok yok, yağdan oldu biraz da ya. Aç. Yağlı zorlayın. Ben böyle değil. Sonra kandı ya. Bas bas zaten suya batır bak şeyini. Şey gevşek olacak bağırsa böyle. İnmiyor bile. Suya değildir abi şeyin durmadan. Ertan acemi ya. O alışacak. Sen çalıştığından biliyor. İki senedir ben çalışıyorum ya. Ben terfi ettiydim, bu sene girip başladım. İyi yapmışsın, olsun öğreteceğim. Ya bayağı zorlayır çünkü. İçindeki bitmeden atma Ertan. İçindeki komple bitsin öyle atma. Sana zor olur yoksa. Tamam anne. Tamam oğlum. Selam aldın. Şuramasın. Tamam.
al git oğlanı. Tuba onu ikiye bölün mü sana zahmet? Niye? Ortadan. Asacı. Neyse dursun tamam. Bence bölme kendini daha iyi asılır. Tamam. Çünkü kökler geri kenarda. Biz o yüzden tek tarafı kestik. Bunlara kendimiz yardım. Bunlara yardım edin. Bunlar atmasın. Kimin için yardım. Havana parçasıyla kalkarsın. Sanki eline değmedisin duracak. Aynen. Hayalın içinde başka evden olsa doğru da. Sen kenara çekip oturacak. Ve oturmaz kız ölmedi de. Böyle gösteririm onu iki de. Biraz da yağlı oldu herhalde. Daha bu yani akşama doğru sen korun milletinkini. Açın mı? Isla diyorlar mı? Az olur diyordun ama çok oldu ana. Ooo kilo falan oldu. Kapat. Araba attınız yandık. Kaç aldın? Bizim havalarıklar hep öldü. Ben çıkartmadım ki Mesut. Aldı yarımış. Aç yakın. Kapının önünde. Bağırsak biraz da iyi oldu mu? Çabuk gidiyor. Daha yumuşamadı ya biraz da onda. Biraz da ilişkiniz kolaylaşacak. Şimdi getirin de sıkıcı. Bıçağı verir misin bana? Tart bakalım ne kadar gelecek. İyi. 700 gram 8 kilo işte. Ne kadar diyor? Hesapla, ben sonra göreceğim. 800 gram mı diyor? 2 kilo da şey var, 250 lira. Tamam bacım, 250 liran getiririm. Yaz da unutmayın şimdi, kafanız daldalanır hep. 8,5 kilo geldi arkadaşlar sucuğum. 2,5 kilo da geldi kıymam. 250 TL. Neyse olsun, yoksa Zeynep'i götürürüm. Arkadaşlar sucuğumuzu yaptırdık. Şşşş. Ses sor. Bahçede oynayın. Şimdi içeri atarsam eş gireme. Hemen yani yine de eşkimi olur arkadaşlar. O yüzden ne yapıyor? Asalım. Recep sus. Ne? Ses sor anneciğim. Şu şekilde. Burada bir 3-4 saat kadar duracak arkadaşlar. Ondan sonra ufak paket şey yapacağım. Koparıp paketleyip buzluğa atacağım. Çocuğu yapmıyordum. Ben yaptırmıyordum arkadaşlar. Annem geldi. Kimse yok dedi. Bir şey olmaz. Hadi gelin eve dedi. Yaptırmıyorum deyince. Pişman olduğunu yaptırdın ha? Yok olmadım. Ama kasası gitti. Şimdi yarın bir daha ekme üstüne uğraşacağız. Zaten üstümüz koktu kovacağı kadar. Yarın dolaşacağı. Yarın da dolaşırız. Kıymam da şu kadar oldu arkadaşlar da şimdi derin dondurucu yapmayacağım. Buzluğa bu şekilde koyacağım kıymayı. Öyle dinlensin. Ha öyle dinlenmiş, ha öyle dinlenmiş. Bak burada burada. Şurada da ne yapıyor? Yanında. Şurada da yağımız var. Onu ne yapacaksın? Bu yağı sıvık yapacağım. Şurada kurzarın eti var arkadaşlar. Et kurutması istedi. Biraz ben de bununla uğraşım gayrı. Sucuğumu yaptırdım. Onun kasasını attık artık. Şurada kemikler var. Şu kabuğun kemiklerini kurutacağım bu sefer. Şunları kuzlayacağım.
Güzel ip vardı ya, hani bizim o çiğ tutuyor ya biz, hani beyaz. Geçen sene uğraşıyordum, ne yaptın ha? Valla hiç görmedim. Olmazsa bunları da ufak ufak doğrayayım ben. Doğralı dursun yani bu zıplık. Öyle yaptım. Kiri çaydım, vazgeçtim. Hiç olmazsa tamamen işini bitirelim yani bunu. Şu şekilde açıyorum arkadaşlar şöyle. Bunları tuzlayacağım, kile atacağım. Üstüne de bir tülbent, temiz bir tülbent öteceğim. Orada koyacağım. 2-3 gün içinde vurur. Şöyle tuzunu atıyorum. Nerede de yok? Nerede gitmiş? Kere de kaçınca çok güzel. İçeride de yok. Böyle, İçeride de yok. Nerede gitmiş? Sarı yerin giyince de güzel oluyor. Ben atayım daha. Bir şey ayak. Kapadın mı diye? Dur şunu da yapma. Ama o şeyi, tuğlanın kızını koyun. Öyle bacım. Hı-hı. Dur şunu da yapayım. Recep de gelir sizinle, giyesin. Aa, gelmesin valla, ona yol çekilmedi. Annesi çağırıyorum üstelik. Oy olmaz. Tripodu getireceğim. Bak uzaklara gitmiyorsunuz tamam mı Rümeysa? Nereye gidiyorsunuz? Rümeysa gün o taraflardayım. Parla marla gitmeyin ha. Tamam. Ben bunu yazatırım arkadaşlar. Çocuklar da tripodu bir getirsin, annem bir de kaldı ya. Bir bakayım kızım. Gel hele gel. Recep hadi tripodu bir alın gelin oğlum. Arkadaşlar dün de bir yoruldum. Dün yine bir sürü iş kurdum. Ne yaptım? Şurayı göstereceğim sizlere. Şu tandır evin mi desem, ahır mı desem, yakacaklık mı desem, 3 tane isim oldu artık. Da ilk zamanlar tandır eviydi. Ekmek evi yani. Kapısını boyadım arkadaşlar dün. Kuruzergil gitmeden. Çekeyim de size de. Tabii ki boya yaparken çekmedim, hani sürekli boya işi olmasın diye. Bakın şöyle göstereyim. Şu şekilde. Şunu da boyayacağım. Az bir şey boya kaldı. Dün çok aşırı yoruldum. O yüzden orasını yapamadım. Bütün pencere demirlerini boyadım. Şöyle göstereyim onları da size. Ondan sonra etimize kaldığımız yerden devam edelim. Bakın pencere demirlerini boyadım arkadaşlar. Bayağı bir bunlar da bozulduydu. Şu çiçek kısımlarına da beyaz boya yaptım. Babamgilde beyaz da varmış. Şu şekilde şöyle görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Bütün demirleri bu şekilde boyadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pencere demirimiz var. 6'sını da boyadım. Dün de onunla uğraştım işte. Dün de öyle bitirdik bakalım bugün. Bakın girince nasıl güzel görünüyor. Şu şekilde kapı. Evet. Kurzara'da bayramcılık geçen Aksaray'dan bunu aldım. Yeşil. Bej alacağım. Sen hiç açık renklere şeyin yok senin. Hep yok, kapalı. Bej istiyorsun, kahverengi. Nefret ediyorum şu kahverengiden. Kahverengi kıyafet alma. Hiç sevmem Rümeysa. Gördüm zaten onu. Yeşil aldırdım arkadaşlar. Yeşil güzel olur diye. Bunlar da bir dolansınlar, gelsinler bakalım. Çok güzel olmuşsun. Da çabuk gel. Tripodu al gel. Bir de şey yap. Recep hadi gel. Sen gelmedin. Gelsin gelsin. Ablası o da gelsin hadi. Tripodu alın gelin. Oradan da gidiyorsunuz. Bir saat sadece veriyorum tamam. Bak bakalım bir. Bana bak. Güzel güzel, çok güzel olmuş. Anne, hadi. Zeynep ağacı onunla sahip. Zeynep annesi çağırıyormuş. Anneciğim gel. Sen de kolunu mu yaraladın? Gel bakın bir gel. Ablayın elinden tut. Bu şekilde geçiyor işte arkadaşlar bayramımız. Güzel, zararı yok. Her seneki olduğu gibi geçiyor. Ben de şunları bir an önce bir halledim de. Bir oturum artık. Gerçekten çok yoruldum arkadaşlar. Şöyle sucuğumuzu da tekrardan göstereyim. Dediğim gibi burada bir 2-3 saat, bilemediniz 4 saat kadar duracak. Bunları da hazırlayayım. Ondan sonra dolaba koyayım. Dolapta dinlensin. Sonra derin dondurucuya atalım. O zaman yatakta şöyle anne. O zaman yatakta
tünellerde yıllar biliyor musun? Arkadaşlar şimdi buraya asacağım bunları buzucu. Anne. Anne. O zaman ya arılar böyle böyle girerdi içine yer. Benim yara yanası ağrıdı bakalım. Nerede bıçaklar üstüne? Şöyle yakalım çabucak kurusun. Şunları da ipi bağladım arkadaşlar. Şöyle ipiyle beraber asacağım şimdi. Burada bir haftayı bulmaz. Hemen kurur. Önce de çok kurudurdum da. Sevmiyorlar kimse diye. Gökhan falan sevmiyor bunu yemeğe kattığımı. Sevmiyorlar diye artık kurutmuyor. Bu sene kuruzlar isteyince. Ben çok severim kuru eti. Kuru kemik. Yani doğal pastırma yani anlayacağınız. Çok güzel olur. Anne ama ne için unutuyor? Bunları mı? Evet. Yemeğe katacağım anne bunları. Ne için? Kaynadı yok. Kaynadınca da zaten doğru düz et de kaldı. Anne ne için? Ne için lan? Ne için? Ne için? Yaprak sararken bunları arasına koyacak. Lahana sararken. Evet. O zaman çok güzel tatlı olur bunlar. Biliyor musun? Böyle mi yapacağım? Evet. Şöyle ayranı yapalım. Şu eti yaptık da yapacaksın ya. Kendi bu kokmasın. Ne? Anne. Şu eti de yapacaksın ya. Bunları da asacağım bak şimdi. Kaç bakalım sen. Bak şöyle. Hı. Bunlar burada kuruyacak Recep. Ağrımıyor da sen anne. Hı? Elimi duyuyor. Ağrıyor ama ağlamıyorum bile. Aferin. İyileşim. Recep de düştü ablaları daha yine kolunu ağrıttı. Bak. Atataklar dördün mü? Bakın arkadaşlar görün. Recep'in kolu kırıldı. Ne mi Recep? Dersin kolum yaraydı anne. Duru duydu. Orada bir tane sisi tarı çocuğu var ya. Ağacı yola tutuyordum. Ağacı çocuğa geldi. Bir yapıştırdım ileri. Burada da bir yapıştırdım ileri var ya. Anne. Şimdi buraya da söyleneceksiniz çamaşır tilnasyon diye arkadaşlar. Evet çamaşır tilnasyon. Tabii ki bu kuruttuktan sonra bunu alacağım. Burayı da güzelce deterjanla bezine temizleyeceğim. Yine çamaşırlarımı asmaya devam edeceğim. Mecbur yükseğe asmam lazım. Kedilerin ulaşamaması gerekiyor. Kediler oraya hemen üzerine böyle güzelce böyle çıkar. Şşş, oynatma. Oynatırsan bunlar dökülür. Çek. Peki. Sadece basıyorum anne. Atataklar ne durmuyor. Ama sen şunu salladığın için şimdi bu kopacak. Bırak. Kaç. Evet arkadaşlar. Etini, kemiğini astım. Yeter bu etleri buraları çok bile. Kemikleri de yemeklerin içine katarak. Dediğim gibi üzerlerini bu şekilde kalmayacak tabii. Bu şekilde kalırsa sinekleri gelir. O da güzel bir şey olmaz yani. O yüzden şimdi buraya kullanılmadık bir perde olabilir. Hani tül perde. Temiz. Veyahut da kullanılmadık bir tülbent olabilir. Güzelce üstünü örtecek. Kenarlarına da bağlayacağım. Yani hiç sinek temas etmeyecek bunu arkadaşlar. Bu şekilde kuruyacak. Maksimum 4 gün bilemediniz 5 gün. Hadi en fazla bir hafta. Bir haftayı bulmaz da. 5 günde eğer güneş olursa 5 günde bu tamamen kuruyor arkadaşlar. Böyle tık tık oluyor. Ama bunları çiğ çiğ yemesi çok güzel olur. Yemekleri de çok güzel olur. Arkadaşlar videomu kapattım ya. Geri geldim hemen. Şimdi belki arkadaşlarını yaptım da üstünü örtmedim, göstermedim demesinler. Şu peynir yaptığım bir şey arkadaşlar. Tülbentim. İnekler varken bundan peynir alıyordum ya. Temiz yani. Başımızı örtmediğimiz bir şey. Şu şekilde şöyle güzelce örtüyorum. Şurayı da İster bağlayabilirsiniz, ister mandal yapabilirsiniz. O da size kalmış bir şey. Şöyle kenarını da güzelce kapatacağım. Dediğim gibi güneş çok olursa hemen kurur. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Buna da peynir alıyordum. Şunu da şöyle atalım. Şu boşluğa bir tane mandal atacağım. Şu şekil şuralara da atacağım arkadaşlar. Ki hani hiç sinek temas etmemesi için. Şurayı da şöyle. Tülbentin altında istediğiniz gibi kurur bunlar. Şu köşeyi de
Bağlayacağım. Şimdi bu şekilde kuruyacak arkadaşlar. Tekrardan hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Göstermek istedim. Hoşça kalın.